Hanımlar beyler, günün son yarışmacısı masadaki yerini aldı. Tekrar merhaba Azat. Merhabalar. Bey. Neler yapıyorsunuz? Şu anda yazılım mühendisliği okuyorum. Özel bir üniversitede 3. sınıfım. Çok güzel. Seneye bitiyor inşallah. İnşallah bir aksilik çıkmaz. Peki aynı zamanda çalışıyor musunuz? Bununla ilgili bir şey yapıyor musunuz? Stajyer olarak çalışıyorum. Çok hoş. Yine yazılım sektöründe stajyer olarak çalışıyorum. Film, müzik, amatör olarak ilgileniyorum. Amatör olarak, izleyici olarak? Hem izleyici olarak hem de içinde yaptığım işler de var. Amatör müzik, bazı enstrümanlar çalabiliyorum, kısa filmler. Çok güzel. Mesela ne çalabiliyorsunuz? Gitar çalabiliyorum. Aa, çok güzel. Çok bazen hoş. Şeyler yazıyorum, karalıyorum. Müzikle ilgili. Hem müzik hem sinemayla ilgili. Ha, senaryolarınız da var. Var ama kısa senaryolar. Kısa senaryo. Olsun. Ne kadar güzel. Peki dolayısıyla kelimelerle aranız iyi, yazıyorsanız, fena çiziyorsanız değil, evet. Falan. Bakalım neler yaşanacak. Biliyorsunuz dananın kuyruğunun koptuğu tur evet. Bu. Banu Hanım'la mı hafta finaline gideceğiz, sizle mi? Şimdi belli olacak. Ne dersiniz? Geçer misiniz Banu Hanım'ı? Çıta arşa çıktı ama evet, biraz yüksek. Elimizden geleni yapacağız. Hadi hayırlısı, başlayalım mı? Tabii ki. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. İnce bulgur tanesi biçiminde ve fırtına halinde görülen yağış. Kise gibi bir şey mi? Hayır. Daha bulgur tanesi biraz daha büyükçe. Kırık. Hayır. Kise. Yok, böyle bir bulgur tanesi büyük bir şey ya. Demek evet. Ki o. Ufak. Hayır. Kar fırtınası gibi düşünün. Tipi. Tipi doğru cevap. 4 harflilerde devam ediyoruz. İkinci 4 harfli kelimemizin sorusuna bakacağız şimdi. Yunan mitolojisinin başlangıçta sadece Zeus. O vardı dediği ilk tanrısı. Hayır. Zeus değil mi? Başlangıçta sadece o vardı. İpucu aslında. Başlangıçta... Evet. Evreni düşünün. Başlangıçta sadece o vardı. Sonra düzene girdi gibi. Anladım. Harf mi? Harf alayım. Bir harf ısmarlayalım Azat Bey'e. Evet. Kain. Değil. Değil. Bir harf daha mı? Bir harf daha. Bir harf daha ısmarlıyoruz. O. K-O. Evet. Kaos. 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 Kaos doğru cevap. Efendim 5 harflere geçtik. Eski bir sıfat ancak hepimizin aşina olduğu bir söz. Azat Bey gelsin bakalım, artık hala aşina mıyız göreceğiz. Usulüne göre iş gören anlamında Arapça kökenli bir sözcük. Usul. Ve Arapça. Evet. Usulüne göre iş gören. Evet. İş gören. Ben bunu tek meslekte biliyorum önünde kullanıldığı. Kural, usul. Yok, öyle düşünmeyin. Öyle düşünmeyin. Bir harf alayım o zaman. Bir harf alalım. Usulüne göre iş gören. Yani aslında bilimsel yöntemlerle iş yapan anlamına da geliyor. Fakat bu bilgi size faydalı mı onu bilmiyorum. Bilimsel yöntemlerle iş. Sünnetçilere denirdi eskiden. Nokta nokta sünnetçi. Ha? Fi. Hayır. Faiyle başlıyor. Süre gidiyor bu arada. Harf alayım. Harf aldık. F. Fenni. Fenni doğru cevap. Gerçekten artık fenni, sünnetçi duymuyoruz galiba evet. Çok fazla. Gerçekten sohbeti buradan devam ettirsem ya. Azat Bey falan neyse yapmayacağım. Evet, iyi ki yapmayacağım. 5 harflerle devam ediyoruz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var, inanılmaz. Evet buyurun. Mecazen yolsuz bir işe bulunan sudan gerekçe anlamına gelen sözcük. Sebep, sudan değil, sebep. Mecazen. Mecazen. Böyle bir... Yolsuz bir işe bulunan sudan gerekçe. Nokta noktasına uydurmak. Kılıf. Kılıf doğru cevap. 6 harflerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Batı kökenli üstelik sözcüğümüz. Bakalım nasıl sorduk. Bilim, sanat ve inançla yoğrulan toplumsal uygarlık mayası. Bilim, sanat ve inanç. Toplumsal uygarlık mayası. Evet. Bilim, sanat, inanç, bu toplumdaki bu... Öge var mıdır içinde? Yok. Hiç alakası yok. Çok basit düşünün. Bilim, sanat ve inançla olan toplumsal uygarlık mayası. Toplumun temeli gibi bir şey mi? Düşünce ve sanat eserlerinin bütünüyle ilgili. Bakanlığı var bizde bunun. Turizm değil, onun diğeri. Nokta nokta ve turizmdir o. Çevre ve turizm. Değil. Turizm. Bir harf alayım. Bir harf verdik. Artık durdurun, gitti, süre gitti. Ü. Sanat. Bakanlıktan gideyim diyorum ama... Gitmeyin, gidemediniz zaten. Genel nokta nokta deriz. Tüm? Değil. Mantar sever misiniz? Evet. Mantar, siz normal toplamadığınız mantar, bir yerde yetiştirilen mantara... Kültür. Kültür doğru cevap. Azat Bey maalesef. Ama mahvolduk ya. Evet, biraz. Gerçekten 6 harflilerdeyiz ve 37 saniyemiz var. Evet, hızlı davranmam lazım. Hızlı davranmak, Flash Gordon olmamız lazım. Şu an hızlı davranmakla çözemez. Bakalım nasıl gideceğiz. Efendim, eski ama aşina olduğunuzu umduğumuz. Kökeni nedir? Ne yapacaksınız? Oradan türeteyim dedim. Ama sanki dedik de türetebildiniz yani. Hayret bir şey. Yok kökeni mökeni, dümdüz tamam. Bizden. Efendim buyurun gelsin sorusu. Aklını yitirmiş anlamında Farsça kökenli meczup. Bir sıfat. Meczup. Değil. Değil. Aklını yitirmiş. Böyle çok aşık olduğu zaman insanlara deli denir. Böyle deli nokta. Virane. Değil ama böyle benzer fonetikte. Dumrul. Virane ile Dumrul benzer fonetikte mi değil. Ya? Evet. Evet. Deli virane demezler de deli... Viran, virane... V ile ilgili hiçbir şey yok. Ha yok. Dumrul'dan mı ilerleyin? Değil. Deliden ilerleyin. Deli... Virane gibi duyulan bir şey. Deli... Dumrul değil. Allah Allah hala Dumrul diyor ya. Divane olacaktı. Divane. Gelmedi aklıma. Gerçekten gelmedi. Neden? Çünkü aşina değilmişiz Azat Bey'le o kadar. Bu kelimeye 7 harflilerle geçtik. İsim soylu bir sözcük soracağız. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz. İhanetin kopardığı bağ. Sadakatsizlikten doğan mı? Ne? Sadakatsiz. Sadakat. Sadakat doğru cevap. Azat Bey sayıklamaya başladınız. Divane'den sonra ben de divane. Divane, siz de divane evet. Oldunuz. 2000 puanımız var, 30 saniyemiz var. Yarışmanın ortasındayız. Önümüzde 7 soru var. Aynen yapıştıra yapıştıra evet, gidelim evet. Artık ne olacak yani. Evet. Bari soruları görelim. İkinci 7 harfli kelimemiz efendim yapım eki almış bir sözcük. Yapım eki. Bakalım nasıl sormuşuz. Mahkum olma ihtimali olan kişi mevkuf. Suçlu, mahkum olma ihtimali evet. Olan kişi. Sezen Aksu'nun şarkısı vardır. Sezen Aksu'nun çok fazla şarkısı var. Mahkum olma ihtimali olan kişi. Bu bilgi bana iyi geldi çünkü ben bir tek bu var diye düşünerek söylemiştim. Tevkif edilmiş olan. Ben sende nokta nokta kaldım. Tutuklu. He, ne oldu çok şarkısı var. Tutuklu doğru cevap. Çok şarkısı var mı? Bana artistlik yapacağınızda bir iki tanesini söyleseydiniz Azat Bey. Efendim 8 harflerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Bunu unutmayın. Mecazen kargaşa ve bunalımın yol açtığı düzensiz, karışık, sıkıntılı durum anlamına kaotik. Gelen söz gibi bir şey. Böyle mecazen böyle biraz denizde mesela çok dalga olunca böyle derler. Ayran sever misiniz? Çok severim. Peki açık ayran mı seversiniz? Açık ayran. Peki o ayranı yaparken bazen böyle bir şey yapar. Çalkalama gibi mi? Çalkalanmak, çalkalama. Gibi. O işte... Çalkantı. Çalkantı doğru cevap. 8 harflerle devam ediyoruz. İsim soylu bir sözcük arıyoruz. Azat Bey'le beraber gelsin soru. Kuşaktan kuşağa aktarılan öykü, efsane. Harf alabilirsiniz. Süre gidiyor. Dur durayım. Madem diyor. Öykü. Kuşaktan kuşaktır lan öykü. Evet. Sözlü edebiyat gibi bir şey mi gibi acaba? Bir şey. Sözlü olduğuna göre, tek kelime zaten, sözlü olduğuna göre ne yapılıyor bu? Söylem, söyleniş. Gibi bir şey. Söyle. İşte bu. Mek. Hayır, dur bir saniye. Bu şey yapacaksınız işte, bu hikaye gibi işte, yani bu, gönlünce gibi. Gönlünce söyleme. İşte söylemek. Hayır hayır, gönlünce söylenen. Gönlünce diyorum beyefendi. Söylence. Söylence olacaktı. Sevgili basketbol severler, olmadı, olamadı, olsun. Olsundu. Efendim 9 harflerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Birleşik yazıldığı da görülüyor bunun. Hadi bakalım. Kişinin ruhunun ruhsal olgularının algılanabilecek biçimde yansıtılması. Harf alayım. Harf verdik. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verdik. Zank diye durdurduk. Kişinin ruhunun ruhsal olgularının algılanabilecek biçimde yansıtılması. Yani böyle moral bozukluğunu karşıdakine yansıtma gibi düşünebilirsiniz. Böyle içe kapalı değil de. Dışa vurum. Dışa vurum doğru cevap. Evet, 9 harfli bir başka kelimemizi soracak. Arapça, Farsça karması bir birleşik kelime bu. Evet. Seversiniz siz köken. Tabii. Aynen. Hadi gelsin bakalım. Sezen Aksu ve köken. Sezen Aksu ve kökenden geliyor. Ham deri işlenen yer. Atölye. Değil. Bunun kendi başına bir harf aldı o arada. Harf aldı. Evet. Ben buna ipucu veririm de doğru olmayabilir. Bir yere böyle çok çirkin bir şey yetiştirilir. Burası orası. Tabakhane. Evet. Tabakhane hocam. Efendim? Bilmem daha kötü oldu galiba. Bilmeniz... Yo bence oldu yani en azından. Siz yetiştirmiyorsunuz efendim ki laf böyle. Efendim 10 harflerdeyiz. 2 kelimeden oluşan kalıplaşmış bir söz dizisine ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. İrfan sahibine yapılan gereksiz açıklama anlamında kalıplaşmış bir tabir. İrfan sahibi, ilimli, alim. Alime yapılan ne olan anlar açıklama. Efendim? Nokta nokta olan anlar. Ne olan anlar? Ne olan anlar? Gereksiz açıklama anlamında kalıplaşmış bir İrfan kelimesinin içinde aslında o harfler var gibi düşünebilirsiniz. İrade sahibi. Nokta noktaya nokta, nasıl diyeceğiz? İrfan. Birine bir şey gerekmez. Nokta noktaya nokta nokta gerekmez diye laf var. Biz de o lafı soruyoruz. Lafın başına. Alime değil. Arife tarif. Arife tarif hiç gelmedi. Olacaktı. Olsundu. Hiç önemli değil. 2 kelimeden oluşan ve mastarla biten bir deyim sormaya karar vermiş editörümüz. Ben de şöyle yaparken artık bilgi alıyormuşum gibi davranıyorum. Öyle mi? Evet. Peki tamam sayın yönetmenim. Ve soru geliyor. Tamam. Gelsin. Bazı top oyunlarında karşı takım oyuncusunun rahat hareket etmesini engellemek. Bloklamak. Hayır futbolda. Kapatmak. Hayır. Ya UEFA alan Galatasaray ne yapardı sürekli? Hücum. İşte ama top karşıdayken ne yapardı? Baskı, ileri baskı gibi mi? Top oynuyor. Baskının İngilizcesini söyleyin. Press. Ha ne? Yani? Söyleseniz efendim. Press. Evet. Fiilini söyleyin. Preslemek. Y var ya efendim. Press. Yani pres yapmak. Pres yapmak doğru cevap. Gerçekten Azat Bey. Gerçekten son saniyede birbirimize giriyorduk artık. Evet. Çok tebrik ederim. Gerçekten hiç hak ettiğiniz bir puan olduğunu düşünmüyorum. Ben daha eksiler, eksi 2000'ler falan. Evet, eksileri görmedik, şanslıyız. Hayır, yok bence zaten daha yükseğini hak ediyorsunuz ama bir kontrol problemimiz oldu tabii, stresi falan. Hem süre. bildiğiniz sorulardan patladık aslında. Yani Arife tarifi bulabilirdiniz. Divane olmadı. Divaneyi bilmiyor olduğunuzu düşünmüyorum. Yok, aklıma gelmedi. Aklınıza gelmedi zaten. Olsun, Dumrul'da harika takılı kaldı. Ne efendim? Dumrul'da takılı kaldı. Dumrul'da evet, sürekli. Virane ile fonetik olarak aynı diyorum, Dumrul diyor. Yani nasıl yapacağız bilemedim ben de. Ama çok eğlenceli oldu. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki tanıştık. Belki yine gelirsiniz. Neden olmasın? Umarım. Hanımlar, beyler, Azat Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz ve Banu Hanım gün birincisi olarak yanımıza geliyor.